Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi 30 Ocak 2018 sabahı evimize şafak baskını yapıldı. Emniyete çağırmalarını, mahkemeye vermelerini vesaireyi beklerdim ama evime sabah şafak baskınını beklemezdim. İki metre mesafeden bana silah tutulmasını beklemezdim. Sanki benim silahım var, bombam var, onlara bir şey yapacağım. Bugüne kadar kime bir tokat vurmuşum da bana iki metre mesafeden silah tuttunuz. Çağırdığınızda da gelmedim mi? Bunu neden yaptınız? Evin etrafını sayamadığım kadar polislerle, tomalarla akreplerle çevirmişlerdi bildiğiniz gibi 10 gün emniyette hiçbir şey konuşmadan orada beklettiler. Son gece yatsı namazı vaktinden sonra ifade almaya başladılar, sabaha kadar sürdürdüler. Halbuki 10 gün oradaydık rahat bir şekilde ifade alınabilirdi. Sabaha doğru ifadeler bitti. 20 bin sayfa dosya 900 sayfa 800 900 sayfa kadar ifadeler öğlene doğru mahkemeye götürüldü. Saat 2'de mahkeme ve bu hakim bu kadar sayfayı nasıl okuyacak? Nasıl anlayacak? Nasıl karar verecek? Kasten böyle yapılıyor. Hakimlerin düşünmesine, araştırmasına, incelemesine fırsat verilmiyor. Son dakikada götürülüyor ve şunlar tutuklanacak, şunlar bırakılacak deniliyor ve o şekilde yapılıyor. Allah şahittir. Hakim kağıda baktı. Dedi ki, bir, iki, üç, terör örgütüne üç defa üye olmak dedi. Sonra yok dedi bir daha baktı dörtmüş dedi. Dört defa üye olmak. Bir örgüte dört defa üye olmak diye bir şey olabilir mi? Üyesin veya değilsin. Aslında kendisine dört örgüt demişler. Hiçbir şey bilmediği için onu bir örgüte dört defa üyelik zannetmiş. O dört tane örgütün adlarını vallahi söyleyemedi. Şu şu örgütlere üyeymişsin diyemedi. Ve biraz evvel basın açıklamasında arkadaşlar bir hata yaptılar. Sanki dört örgüte üyelikten tutuklanmışım gibi. Hayır. İki örgüte birisi FETÖ'ye yardım üyelik değil. Diğeri de PKK propagandası. Bundan dolayı tutukladılar. Dört örgüte üyelikle tutuklanmadım. Çünkü zaten bu kadar saçmalığı yapamazlardı. Ama başlangıcı öyleydi. İddia buydu. Tutuklama kararı bu şekilde olduğu halde hapishaneye götürüldüğümde orada beni tek başıma bir odaya koydular. Hiç kimse yanıma vermiyorlar. Terör örgütü üyesisin diyorlar. Halbuki benim tutuklanmam ondan dolayı değil. Kaldı ki terör örgütü üyesi olanlar hepsi beraber kalıyorlar. Ve hem de ağır müebbet olanlar, tek kalması gerekenler bile yine üç kişi kalıyorlardı. Değerli kardeşlerim, ben başvuru yaptım cezaevine. Müdürle görüştüm. Kaç defa başvuru yaptıktan sonra Müdür Bey'e dedim ki Müdür Bey, kararı götürdüm mahkeme kararını. Dedim benle ilgili karar bu. Terör örgütü propagandası. Üyelik değil. Hayır dedi müdür şaşırdı. Bize gelen kağıtta müzekere diyorlar. Bize gelen müzekere de böyle yazmıyor dedi. Üyelik yazıyor dedi. Dedi Müdür Bey alın kararı okuyun. Baktı şaşırdı Allah Allah dedi. Sonra telefon açtı sekreterliğe araştırın bakayım dedi filan dosya filan bilmem ne. Numarasını söyledi. Bakalım doğru mu. Canım sıkıldı dedim müdür bey ben yalan söylemem ama sen gene araştırıyorsan araştır. Haber geldi biraz sonra dosya numarasına göre bakılmış evet benim dosyam ve terör örgütü propagandasından tutuklanılmışım üyelikten değil. Dedim müdür bey size kim bunu söyledi? Dedi bize gizli talimat geldi. Görebilir miyim dedim. Hayır göremezsin dedi. Avukatıma gösterir misiniz dedim. Hayır dedi gösteremeyiz dedi. Bir yazı geldi dedi. Bir de biraz sonra telefon geldi dedi. Şaşırdı. Benim eşim burada benim tutuklanmam için iddianameyi hazırlayan savcıya gidiyor. Adana'daki savcıya. Diyor ki benim eşimin terör örgütü üyesi olduğunu siz mi cezaevine bildirdiniz? Buradan mı çıkıyor bu talimat? Savcı şaşırıyor. Hayır diyor. Biz böyle bir şey yapmadık. Eşim Ankara'ya gidiyor. Ankara'da cezaevleri, ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünde oradaki yetkililere soruyor. Diyor ki eşimin terör örgütü üyesi olduğunun siz mi söylediniz cezaevine bu talimatı? Siz mi verdiniz? Hayır diyorlar. Biz böyle bir talimat vermedik. Değerli kardeşlerim, bu talimat nereden? Siyah gözlüklülerden. Memleket siyah gözlüklülerin elinde. Mahkeme gibi talimat veriyor cezaevine istediği adama istediği şekilde muamele yapılmasını sağlıyor. Hakim ne karar verirse versin. O istediği adama istediğini yapıyor. İntikam almak istiyor, istediğini yapıyor. Cezaevi idaresi yapmasın da görsün. Ertesi gün Şırna tayını çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Onlar da onu bildiği için yasa dışı bu talimata uyuyorlar. Daha evvel böyle yapanların birçoğu şu an hapiste. Kanunsuz talimatlar yerine getirenler ve biz emir kuluyuz diyenler, bir türlü Allah'a kul olamamış olanlar, kullara kulluktan kurtulamayanlar, sizin gibiler şimdi hapisteler. Siz de bu devran değiştiği zaman hapse gireceksiniz bu talimatı verenler, kanunsuz talimatlar verenler, bunların aşağı yukarı birçoğu bilinmektedir. Ve devran değiştiği gün bunlar hiçbir yere kaçamayacak mahkemelerde hesap verecekler. Bize böyle talimat geldi diyorlar. Göreceksin sen müdür bey. O talimatı verenler de sen de göreceksiniz. O talimatı veren kanunsuz talimat veriyor. Sen de o kanunsuz talimatı uyguluyorsun. Darbeciler bana komutanım talimat verdi dediğinde kurtuldu mu? Sen de kurtulamazsın. Kanunsuz talimata uyamazsın. Bugün güçlülerin emrindesiniz. Onların dediklerini yapıyorsunuz. Bu böyle devam etmeyecek. Eninde sonunda bu devran bir gün değişecek. Değerli kardeşlerim, ilk iddianame bakın, emniyette bana iddianamede geçen altı konuşma bana hiç sorulmadı. Sulh ceza hakimliğinde tutuklayan mahkemede yani hiç sorulmadı. Ben neye göre tutuklandım? Vallahi tutuklayan da bilmiyor. Tutuklayan da bilmiyor. Hangi konuşmamda FETÖ'ye yardım ya da PKK propagandası? Vallahi billahi hakim de bilmiyor. Ve tutukladılar o şekilde 6 ay sonra iddianame hazırlandı. 6 ay siz bu arada yatıyorsunuz. Altay ay sonra iddianame hazırlanıyor sonra bu iddianame ikiye ayrılıyor. iki mahkemede görülecek. 3 ay biri 3 ay sonra biri 6 ay sonra gün veriyor. Ve 9 ay sonra ilk mahkemeye çıktım. Bugünkü mahkeme terör mahkemesine bir hakkın tahliye ile tahliye aldım. Diğer mahkeme olduğu için ondan da tutuklu olduğumuz için onu bekledik. O da 12 ay sonra oldu ve ondan da direkt tahliye aldım. Fakat dayanamadılar. Dayanamadılar, çıldırdılar. Nasıl her iki mahkemeden de tahliye alır hem de ilk duruşmada? Dosya boş. Dosya boş. İlk duruşmada nasıl tahliye alır dediler. Çıldırdılar. Ve yukarıdan talimat verdiler. Tekrar tutuklattılar bildiğiniz gibi. Adaletin olduğu ülkede savcılar suçu ispat eder. Adaletin olmadığı ülkede sanıklar suçsuzluğunu ispat eder. Bize suçsuzluğunu ispat et diyorlar. Savcı suçu ispat edemiyor. Bize sen suçsuzluğunu ispat et diyor. Böyle bir ülke olabilir mi? Bu ülkede adalet var denilebilir mi? Bu kadar baskı altında biz bu beraatı aldık Allah'ın izniyle. Böyle bir ülkede bu beraatı aldık. Demek ki ne kadar da olsa vicdan ehli insanlar hala var. Adaletin olduğu ülkede insanlar suçu ispat edilinceye kadar suçsuzdur. Adaletin olmadığı ülkede Suçsuzluğunuzu ispat edinceye kadar suçlusunuz. Adaletin olduğu ülkede önce deliller ortaya konur, sonra kişiye savunma hakkı verilir, sonra suçluysa tutuklanır. Adaletin olmadığı ülkede önce tutukluyorlar, önce tutukluyorlar, sonra Suç uyduruyorlar bir sene sonra, sonra size hadi mahkemeye çık, kendini savun diyorlar. Eğer kendinizi savunabilirseniz, suçsuzluğunuzu ispat edebilirseniz, pardon diyorlar, haydi tahliye oldun diyorlar, gidebilirsin diyorlar. Siz bu arada bir sene yatmış oluyorsunuz, böyle adalet yerin dibine batsın. Siz bu arada bir sene yatıyorsunuz. Zalimler Allah'a hesap verecek. Zalimler Allah'a hesap verecek. Zalimler Allah'a hesap verecek. Orhan Gazi merhumun bir sözü var. Geç gelen adalet zulümdür diyor. Evet bugün beraat aldık ama iki senedir bu baskı üzerimizde. Neden sürekli mahkemeleri uzatmaya çalışıyorlar? İlk iddianamede 6 tane konuşma vardı. Onlarda bir şey yok. Hiçbir konuşmamda bir terör örgütüne propagandası olamaz. Ben böyle bir görüşüm yok. Bu sefer onların cevabını verince bundan bir şey çıkmayacağını anladılar. Bir konuşma daha eklediler. Sonra ondan da bir şey çıkmayacağını anladılar. 13 konuşma daha eklediler. 20 konuşma oldu. Ondan da bir şey çıkmadığını anlayınca ocak ayındaki mahkemeden 10 ay kadar önce hakim dedi ki dün saat 5'e 7 kala mesai bitimine 7 dakika kala iki tane daha dosya geldi. Onların da inceleyemedik. O yüzden 4 ay daha sonraya gün verdi. Bu şekilde mahkemeler uzatıldı, uzatıldı, uzatıldı ek iddianamelerle, eften püften sebeplerle, son dakikada gönderilen dosyalarla bizimle hangi güç uğraşıyor? Neden uğraşıyor? Hangi güç bizimle uğraşıyor? Devlet içinde bir çete bizimle uğraşıyor. Neden uzatmak istediler? Berat alacağımızı çok iyi biliyorlar. İstihbarata çalıştığından yüzde 99 emin olduğum birisi, bakın bunu burada ilk defa söylüyorum. İstihbarata çalıştığından yüzde 99 emin olduğum birisi, bana ta o zaman hapishaneye gelip bana dedi ki sen bu dosyadan beraat edeceksin. İki sene evvelden belli benim bugün beraat edeceğim. Kimlerdir bunlar? Kimlerdir bu karar verenler? Siyah gözlüğü takıyorlar ve istedikleri yere talimat veriyorlar. İki sene boyunca arkadaşlarımızı bizden uzaklaştırmaya çalıştılar. Mahkemeyi uzatmalarının bir sebebi de bu. Yani sadece beraat almamızı istemedikleri için değil. Sonunda beraat olacağını biliyorlar. Benim hiçbir örgütle bağlantımın olmadığını da biliyorlar. Ama onlar bu iki sene zarfında bizi seven insanları bizden uzaklaştırmayı planladılar. Birçok arkadaşımız gelip bize söyledi kendini polis olarak tanıtanlar geliyorlar arkadaşı alıp götürüyorlar bir pastaneye. Bazen şehir dışında ormanlık bir yere götürüyorlar ve bizim bir terör örgütü gibi bizi tanıtıyor. Bizim terörle bağlantımızın olduğunu söylüyor ve bizden uzak durması gerektiğini yoksa başına işlerin gelebileceğini söyleyerek tehdit ediyor. Hatta bu tehditlerin bir tanesi bizzat emniyete ifadeye giden bir arkadaşımıza emniyetin içinde yapıldı. Ben bütün emniyet mensuplarını suçlamıyorum. Onların içinden de nice temiz insanlar bu yapılanları reddediyor, kınıyor ama bir şey diyemiyor. Onlar bizim gibi buraya çıkıp da konuşamaz vazifesi gereği. Ama onlar da biliyorlar ki bizimle bir güç uğraşıyor. Onlar bunu anlıyor. Belki tavrını koyamıyor ama o bunun farkında. Ben hepsini kastetmiyorum. Ama onların içerisinde böyleleri var. Siyah gözlüklülerden talimat alan emniyet mensupları, amirleri, müdürleri, siyah gözlüklülerden talimat alanlar var. Emniyet müdürleri validen talimat alır. Savcıdan talimat alır başka yerlerden talimat alanlar var. Değerli kardeşlerim, işte bu maksatla iki sene uzattılar. İki sene boyunca insanların bizden uzaklaşmasını beklediler. Allah oyunlarını boşa çıkardı. İnnehum yekidûne ve ekidu keyde. Onlar tuzaklar hazırlıyorlar. Ben de onların tuzaklarına karşı tuzak hazırlıyorum. Tekbir! Ve mekeru ve meker Allah. Onlar bir takım planlar, tuzaklar yaptılar. Allah da yaptı. Ve iz yemkuru bi keferu li yusbituk. Ev yaktoluk ev yukricuk. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Ve Allahü hayrul mekirin. Onlar ey Resulüm seni hapse atmak ya da öldürmek ya da sürgün etmek için çeşit çeşit planlar yaptılar. Onlar yaptılar Allah da yaptı. Vallahu hayrul mekirin tuzak hazırlayanların en hayırlısı Allah'tır. Üzülme gevşeme Rabbimiz bizimle. Üzülme gevşeme Rabbimiz Bizimle üzülme gevşeme Rabbimiz bizimle. Çok şükür hiçbir zaman üzülmedim de gevşemedim de Rabbime güvendim Tekbiri. arkadaşlarıma güvendim. Tekbir, tekbir, tekbir. tevhid. Bizi yalnızlaştırmak istediler. Yalnızlaştıramayacaksınız. Lekelemek istediler. Lekeleyemeyeceksiniz. Tekbir, tekbir. Allah tekbir! Allah Arkasında Allah olanların karşısında kimlerin olduğunun önemi yoktur. Tekbir. Madem arkamızda Allah var, karşımızda kimin olduğunun önemi yoktur. Biz Rabbimize güvendik, bu yola çıktık lekelemeye lekelemek istediler. Biliyorlar terörle alakamızın olmadığını. Bu kadar adamın evine şafak baskınları yaptılar. Hangisinin evinden bir şey çıktı? Ne bir silah, ne bir terör örgütüne ait bir şey. Demek ki Furkan gönüllüleri tertemiz. Lekelemek istediler onun için bunları yaptılar. Bu şekilde arkadaşlarımızın uzaklaşacağını düşündüler. Ama Allah'ın tuzağına düştüler. Tuzakla tuzak hazırlayanlar. Allah'ın tuzağına düştüler. Dünya alem bizi tanıdı. Eğer son 3-4 yıldır her gün konferans verseydik bu kadar insan bizi tanımazdı. 3-4 yıldır. Hakın sesi susturulamaz. sesi susturulamaz. Değerli kardeşlerim, 30 Ocak'ta operasyon yapıldı. Adana Tem Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Kom Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü, her ikisinin de bizimle ilgili raporu var. Dosyadan çıktı. Allah nasıl tuzak hazırlar? İşte böyle hazırlar. Kendilerinin hazırladığı 20 bin sayfalık dosyanın içerisinde unutmuşlar. İşte Allah böyle yapar. Dosyanın içinde unutmuşlar. Adana Tem, Adana Kom şube müdürlüklerinin bizimle ilgili raporu. Alpaslan Kuytul ve Furkan Vakfı'nın hiçbir terör örgütüyle ilişkisi yoktur. Antalya Tem, Antalya Kom, Mersin İl Emniyeti, Sakarya İl Emniyeti, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü. Yedi tane rapor. Yedi tane raporla Allah bizi düşmanlarımızın eliyle temize çıkardı. Furkan'dır. Rabbim daha ne yapsın? Furkan'dır. Adımız temizdir. Anlığımız. Adana Emniyeti bizim temiz olduğumuzu bildiği halde. Kendi raporu. Adana Emniyeti'nin kendi raporu. Buna rağmen terör evine baskın yapar gibi şafak operasyonu yaptılar. İki metreden bana silah tuttu. Yat dedi, yatmıyorum dedim. Yat dedi, yatmadım. Yat dedi, yatmadım. Ben terörist değilim. Bana terörist muamelesi de yapamazsın. Senin kurşunundan korkanın da Allah belasını versin. Biz terörist değiliz, biz, 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 biz Müslümanız. Bana terörist muamelesi yapıyor, yat diyor. Utanmıyor musun sen? Ben senin gibi binlercesine ders verdim. Utanmıyor musun bana silah tutmayı? Ben bugüne kadar birine bir tokat mı vurdum, sen bana silah tutuyorsun? Benim silahım mı var sana silahla mı karşılık vereceğim? Buna ne gerek var? Çağırsan zaten kendi ayaklarımla gelirdim. Maksatları büyütecekler. Algo operasyonu yapacaklar. Algo operasyonu. Yapacağını yapıyor. Bu şekilde davranıyor. Götürüyor emniyete. Kodese koyuyor. Ondan sonraki gün 31 Ocak'ta Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıyor Adana Emniyeti. Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı ile ilgili elinizdeki bilgileri gönderir misiniz? Nasılsa yapacağını yapmış. Sen bu yazıyı niye bir ay evvel yazmadın? Niye bir hafta evvel yazmadın? Bu operasyon son saniyede mi karar verildi? Sen de zaten bu rapor var. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporu zaten senin dosyandan çıktı. Senin tem ve kom Şube müdürlüklerinin raporu sende var. Sen bilmiyor musun da Ankara'ya bir daha soruyorsun. Ve madem soracaktın niye bir hafta evvel sormadın? Neden bir ay evvel sormadın? Yapacağını yapıyor. Sana terörist muamelesi yapıyor. Ondan sonra soruyor. Nasılsa iş olmuş bitmiş artık. Gelen yazı da yine aynı şey. Alpaslan Kuytul ve Furkan Vakfı'nın terörle ilişkisi tespit edilmemiştir. Aynı yazı. Buna rağmen aynı muameleye devam. Değerli kardeşlerim, lekelemek için bunu yaptılar. Hatırlayın, mahkememizde o sulh ceza ilk tutuklama mahkemesinde kaç bin polis vardı hatırlıyor musunuz? Yani Adana'nın koskoca Adana'nın polisi yetmemiş. Ta İstanbul'dan bir vayete göre bin, bir vayete göre dört bin polis getirmişler. Bu kadar olacak, bu, bu kadar olur mu yani? Bu olacak iş midir? Ben hapse götürürlerken, Kürkçülere götürürlerken komiserin telsizinden de aynı anonsu duydum. İstanbul'dan gelen polisler gidiyorlar, Adana polisleri yerinde duruyorlar. Talimat buydu. Ben de kulaklarımla duydum ta İstanbul'dan bin ya da dört bin her neyse bu kadar polis getirmenin ne alemi var? Yani biz bir şey mi yapacağız? Ha bugüne kadar kaç defa zulmettiniz, job vurdunuz, tomayla müdahale ettiniz. Size bir tane taş mı attık? Bu algı operasyon değil de nedir? İnsanlar korksunlar. Bunlar ne kadar tehlikeliymişler desinler. Binlerce polis adliyenin etrafı, bütün Adana polis. Buna ne gerek var? 10 ay kadar sonra avukatım bana dedi ki, Kürkçüler cezaevinde yatan üç arkadaşımız tahliye olurken, avukat da orada ve oradaki bir asker diyor ki, ya abi diyor geçen sene ben ilk geldiğimde diyor buraya bir olay oldu diyor. Birisini diyor geceliğin getirdiler yani o ben oluyorum. Birisini diyor geceliğin getirdiler. Her taraf polis oldu. Keskin nişancıları gecenin saat birinden, Keskin nişancıları tarlaların arasına yerleştirdiler. Ya dedim ne oluyor ne oluyor ne oluyor kim geliyor? Kim geliyor bu ne bu nasıl bir tedbir? Demişler ki FETÖ benzeri bir yapının lideri geliyor. FETÖ benzeri yapı dediğin işte bu yapı bugün beraat etti. Şimdi ne diyeceksin? Biz terörist değiliz. Biz Müslümanız. Biz suç işlemedikten sonra hiçbir şeyde başarılı olamazlar. Değerli kardeşlerim. Bunlar hükümeti eleştiren her konuşmayı, yapılanları eleştiren her konuşmayı ya FETÖ propagandası ya da yardımı ya da PKK propagandası kabul ediyorlar. Siz hükümetin bir yaptığı şeyi eleştiriyorsunuz Allah rızası için. Doğrularını takdir ettim. Biliyorsunuz başörtüsü gibi birçok meselede Alenen açıkça takdir ettim. Yanlışına da yanlış dedim. Ben adalet insanıyım. Adalet adına konuşuyorum. İslam doğruları konuşmayı emrettiği için konuşuyorum. Tehlikeyi de göze alarak konuşuyorum. Ve o konuşmaları benim yapmamın sebebi adalet için konuştum ben. Ben hükümetin bir politikasını eleştiremeyecek miyim? Hükümeti eleştirmek suç olmayınca ne yapıyorlar? Sizi susturmak için ya FETÖ damgası vuruyorlar ya PKK damgası vuruyorlar. Eğer biraz radikal görüşleri varsa DAEŞ ya da El-Kaide damgası da vuruyorlar. Adana Emniyeti bana üç defa vakfa gelip Hocam size DAEŞ'ten ölüm tehdidi var koruma ister misiniz demişti. Adan Emniyetine ben üç defa vakıfta imza attım. Bir defa da emniyete ifade vermeye gittiğimde bir de orada imzalattılar dört. Dört defa bana sana ölüm tehdidi var diyenler DAEŞ, DAEŞ'e üyelikten mahkemeye verdiler. Hakim onları iptal etti ama bunu yapmış oldular. Bu suçu işlediler. Sen değil miydin bana gelip de Daesh seni ölümle tehdit ediyor. Koruma ister misin diyen. Nasıl oldu? Hangi vicdanla sen bana bunu yaptın? Hangi vicdanla yaptın? Biz doğruya doğru eğriye eğri dedik demeye devam edeceğiz. Bugüne kadar haksızlık karşısında susmadık, susmamaya devam edeceğiz. Ne derlerse desinler. Bu ülkede herkesi susturamayacaklar. Evet, büyük kitleleri maalesef susturdular. Maalesef hocaların büyük çoğunluğu, cemaatlerin, tarikatların büyük çoğunluğu imtihanı kaybetti. Hatta partilerin bile büyük çoğunluğu imtihanı kaybetti. Haksızlık karşısında sustular. Ben masum insanları savunuyorum. Sen FETÖ'ye yardım ettin diyor. Sen 600 bin kişi hakkında işlem yapmışsın. 600 bin. Kaç kişi hapse girmiş? 80-90 bin. Geri kalan 510 bin ne oldu? 215 bin kişide baylok var dediler. MIT, MIT'in raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği bilgi. Aradan bir ay mı iki ay mı geçiyor? Aynı MIT Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yine rapor veriyor. 102 bine indiriyor. 215 binden 102 bine, 113 bin kişi iptal oluyor. Sonra bu 102 binde 97'ye düşüyor. Ve o 97 binin içinden de 11.480'i Mor Bey'in uygulamasıyla adamların haberi bile yok yani. Telefonlarına baylok yüklenmiş adamın haberi bile yok. Bunlar da Ankara savcısı tarafından açıklandı o 11.480'ın de yalan olduğu ortaya çıktı. Hani 215 bindi? Düştü 80 bin lira filan. 75-80 bin lira düştü. Onların da bir çoğunun yine darbeyle şunla bununla alakası olmadığı da tespit edildi. 26 bin kişi beraat etti. Bakınız. Şimdi bunları konuşmamı istemiyorlar. Ben bir zulüm yapılmış diyorum ki dikkatli olun. Özenli çalışın. Suçluyla suçsuzu ayırın. Yaşla kuruyu beraber yakmayın. Yazlıktır, günahtır. 140 bin kişiyi KHK ile işten attılar. Sorgusuz, sualsiz, mahkemesiz. Hani hukuk devletiydi? Hani hukuk devletiydi? 140 bin insan ekmeksiz bırakıldı. Bunlardan 40 bini sonra tekrar işe alındı. İşte ben bunu söylüyordum. Hani mağdur yoktu. Hani haksızlık yoktu. Bak 26 bin kişi öyle 3 kişi 5 kişi değil. 26 bin kişi beraat ediyor. 40 bin kişi 40, hatta 46 bin kişi işe döndürülüyor. Hani mağdur yoktu. Hani haksızlık yoktu. Herkesi susturmakla olmaz. Herkes biliyor ama korkusundan konuşmuyor. Herkes biliyor kral çıplak ama kimse kral çıplak diyemiyor. Ben diyorum. Kral çıplak! Kral çıplak! Kral çıplak! Kral çıplak! Değerli kardeşlerim. Biz mazlumdan taraf olduk. Darbecilerden taraf değiliz. Biz FETÖ denilerek hakkında işlem yapılan ama alakası bile olmayan sohbetlere gitmiş gelmiş olabilir ama adam suç işlememiş. Bunların haklarını savundum. Darbeciler elbette ki suçludur. Seçilmiş bir hükümeti, halkın oylarıyla seçilen meşru bir hükümeti zorla silah zoruyla devirirsen elbette ki bu hakkın gasp edilmesidir. Darbe hakların gasp edilmesidir. Darbe bir gaspdır. Dolayısıyla elbette ki cezalandırılmalıdır. Ben darbeciyi savunmadım. Ben FETÖ dönülerek alakasız insanlara ceza verilmesini kınadım. 600 bin kişiyle ilgili işlem neden yaparsınız? Neden bu kadar özensiz, dikkatsizsiniz? 600 bin kişi demek bunların çekirdek ailesi, uzak akrabaları ve arkadaşlarını hesaba katarsanız her birinin 50 tane böyle tanıdığı akrabası olsa eder 30 milyon Türkiye'de milyonlarca insanı korkuttunuz. Bunu bilerek yaptı. İslam düşmanı ekip bütün tarikatların bütün cemaatlerin kökünü kurutacağız. Hepsinin kökünü kazıyacağız diyen İslam düşmanları bunu bilerek yaptılar. Çok iyi biliyorlardı. 600 bin kişinin suçunun olmadığını. Çok iyi biliyorlardı. Cumhurbaşkanının ifadesiyle alt tarafı ibadet madem alt tarafı ibadetse neden alt tarafla uğraşıyorsunuz? Çok iyi biliyorlar. 600 bin kişinin bir suçu yok. İçinden suçlu olanlar belli. Onlarla ilgili işlem tabii ki yapılacak. Ben büyük kitleden bahsediyorum. 500 binden fazlası. 500 binden fazlası ya beraat etti ya takipsizlik verildi vesaire vesaire. Bunların 140 bini işten çıkartıldı, ekmeksiz bırakıldı. Madem suçluydular neden bunlarla ilgili işlem yapmadınız? İşten çıkardılar sadece. Değerli kardeşlerim benim üzerinde durduğum şuydu. FETÖ'yü bahane ederek aslında İslam düşmanlığı yapılmaktadır. FETÖ'yü bahane ederek Türkiye'de korku imparatorluğu meydana getirilmektedir. FETÖ bahanesiyle PKK bahanesiyle diktatörlüğe doğru götürülen bir ülkeyiz. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Sadece suçlular hakkında işlem yapsalar tüm toplumda korku meydana gelmeyecek. Onun için yüz binlerce insan hakkında işlem yapılıyor. Böylece herkes kendinden korkuyor. Birçok memur kendinden korkuyor. İnsanlar devlet dairelerinde memursa özellikle namaz kılmaya korkuyor. Bunu kasten istediler. Bu hale getirmek isteyenler, bütün tarikatların, cemaatlerin kökünü kazıyacağız diye işe başlayanlar, onlara sesleniyorum. En büyüklerin işte FETÖ'yü bitirdik. Arkasından Adnan Oktar, sanki Adnan Oktar cemaatmış hayatı meydanda arkasından Furkan Vakfı, arkasından Süleymancılar diyenler siz hiçbir zaman İslam'ı bitiremeyeceksiniz. Siz hiçbir zaman Müslümanları lekeleyemeyeceksiniz. Sizden evvel çok İslam düşmanları geldi geçti. Hepsinin hepsinin hevesi kursağında kaldı. Sizinki de kursaklarınızda kalacak. Tekbir! Allahu ekber. İstikbal! İslam'ın Allahu Ekber! İstikbal! İslam'ın Allahu, İslam Allahu Ekber! Değerli kardeşlerim elbette bir darbe girişimi var ve bunu yapanlar elbette hesabını vermeliler. Benim konuşmalarım 14 tanesi bunlarla ilgili ve benim söylemek istediğim şeyi anlamak istemediler. Susturabilmek için anlarlarsa o zaman mahkemeye veremeyecekler. Anlamak istemiyorlar. Anlamam anlamamaları gerekiyor. Neyi kastettiğimi anlamamaları gerekiyor. Yoksa vicdanı götürmez mahkemeye veremez. Hapse attıramaz. O yüzden anlamaması lazım. Benim söylediğim şey Yaşla kuruyu beraber yakmayın. Benim söylediğim şey sadece suçlu olanlara ceza verin. Ben suçluları temizle çıkarmadım. Ben suçsuzları savundum, savunmaya da devam edeceğim. Ama o İslam düşmanları neden beni susturmak istiyorlar? Çünkü onlar büyük bir proje yapmışlar sadece darbecileri ya da onlara yardım edenleri değil. Onlar bütün Türkiye'de bütün cemaatleri, bütün tarikatları, bütün İslami faaliyetleri bitirmeyi kafaya koymuşlar. Onun için benim gibilerin susması lazım. Benim gibiler onların oyunlarını bozmuş oluyor. O yüzden susturmak istiyorlar. Hani televizyonda FETÖ'nün siyasi ayağı diyorlar ya, siyasi ayağı ortaya çıksın. Diyorlar. Evet, Fetö'nün siyasi ayağı da ortaya çıksın. Ama ben başka bir şey söylüyorum. Bir de bu darbenin derin ayağı var. Bu darbenin derin ayağı var. O derin ayağı da ortaya çıksın. Derin ayak ortaya çıkmadığı müddetçe bu darbe tam olarak aydınlatılamaz. Kimler bunları bu darbeye teşvik etti? Bu darbecilere kim bu planları yaptı? Kim tahrik etti? Bunların ortaya çıkarılması lazım. Darbenin derin ayağıyla ilgili konuştuğum için beni susturmak istediler. Onlar sadece belli bir kesimin suçlanmasını istiyorlar. Kendileri de suç ortağı. Onların ortaya çıkmasından korkuyorlar. Benim gibi konuşanları susturmak istemeleri bu yüzden. Biz bugüne kadar hakkı söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Onlar da bizi bu yüzden lekelemek istediler ama başaramadılar. Bizi yalnızlaştırmak istediler, başaramadılar. Demin de ifade ettiğim gibi arkamızda Allah olduktan sonra karşımızda kimin olduğunun önemi yoktur. Allah'tan kudretlisi yoktur. Allah'ın tuzağından kendini kurtarabilecek olanlar da yoktur. Değerli kardeşlerim, konuşmayı burada bitiriyorum. İki buçuk yıldır verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadınız. Suçu ve suçluyu övme iddiasıyla yüzlerce arkadaşımız hakkında mahkeme açıldı. Bunu göze aldınız. Alparslan Kuytu'la özgürlük yazılı atkılarla benim özgürlüğüm için yürüyüşler yaptınız. Size suçluyu övüyorsunuz dediler mahkemeler açtılar. Yolunuza devam ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah cümlemizden razı olsun. Öncü seninle ölene kadar. Öncü seninle ölene kadar. Öncünesi seninle ölene kadar. Bugünkü beraat kararıyla da o dosyalar hepsi beraatla sonuçlanmak zorundadır. Suçluyu ve suçu övmek sebebiyle açılmış, bu iddiayla açılmış olan dosyaların hepsinin de beraatla sonuçlanması lazımdır. 80'e yakın mahkeme açtılar. 80'e yakın. 10 tanesi direkt benimle ilgili. Gerisi sizlerle ilgili. 30-40 tanesinden berat aldık. Gerisi devam ediyor. Bunların bir kısmı suçu ve suçluyu övmek iddiasıyla açılan mahkemeler. İnşallah onlardan da berat alınacak. Hepsinden de berat alınacak. Basın açıklaması yapmışız. Ondan dolayı mahkeme açmışlar. Ne bileyim ben yürüyüş yapmış arkadaşlarımız atkıyla mahkeme açmışlar. Sürekli mahkemeler açıldı. Susturmak için, yıldırmak için. Yılmadık. Teslim olmadık. Susmadık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum.